Dünyanın en büyük havacılık fuarı için havalandılar. Tam 69 yıl aradan sonra böyle iniş yaptılar. Türk mühendislerinin alın teri Hürkuş eğitim uçakları yurt dışında Paris Havacılık Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. Yerli uçaklarımız Paris'te gövde gösterisi yaptı. Avrupa'yı adeta fethettiler. Gibi yıllar sonra tekrar bir Türk uçağı burada uçtu. Allah'ın izniyle bu sene son itibariyle seri üretime başlayıp hem hava kuvvetlerimize, hem kara kuvvetlerimize, hem jandarmamıza, hem de yurt dışı ülkelerde seri haline satışına başlıyoruz. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da fuar katılımcıları arasındaydı. Hürkuş ilk defa Avrupa'da gösteri uçuşu yaptı. Anka'yı ilk defa burada sergiledik. Belki daha önceki fuarda geldi mi bilmiyorum ama silahlı. En azından silahlı olarak ilk defa sergiledik. Türkiye'nin savunma sanayinde bir atılım yapması ve kendine yeterli hale gelmesi iradesi bugün hamdolsun 15 yıl sonra ete kemiğe büründü. Bugüne kadar hep Türkiye'ye mal satmak istiyoruz diyenler bugün Türkiye'yle ortak proje yapmak istiyoruz. Türkiye'yle ortak iş yapmak istiyoruz. Ortak üretim yapıp diğer ülkelere birlikte satmak istiyoruz noktasına geldiler. Bu Türkiye'nin bir başarısıdır. Türkiye Paris Havacılık Fuarı'na ilk kez 1948 yılında Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası'nda tasarlanan THK-13 uçan kanat planörüyle katılmıştı. Tam 69 yıl aradan sonra fuara Hürkuş C, genel maksat helikopteri, silahlı Anka insansız hava aracı ve Atak helikopteri gibi özgün ürünler getirildi. Hürkuşlar 27 Haziran'da yeniden uçuşa geçecek. Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İsviçre ve Almanya hava sahalarını kat ederek Türkiye'ye, yuvaya geri dönecek.